sattı. Bu trende Piccadilly Circus'ta karşılaşabileceğinden daha fazla İngiliz olduğunu biliyorsun değil mi? Ay yapma hayatım. Sen de iyiden iyi herkesi düşman görmeye başladın. Oteldeki günlerimizi bir kabusa çevirdin. Etrafta hırsız gibi dolanıp durduk. Yemeklere olabilir inemedik. Olabilir hayatım ama tanınmamış biri olduğumu söyleyemez. Senin yüzünden bütün eğlenceyi kaçırdık ama. Şu Amerikalı kadın Hitler'in taklidini yapmış. Sahi mi? Bu gerçekten hoş olmalı. Keşke orada olsaydık. Ben de Mussolini taklidi yapardım. Onun taklidini yapmakla iyiyim. Hayatım. Endişelenmeyi kes lütfen. Seni temin ederim ki o zavallı kadının kim olduğundan haberi bile yoktu. Sonradan üzülmektense önceden tedbirli olmak iyidir. Evet. Hem seninle yalnız olmak daha güzel. Buraya oturmak ister misiniz? Biz şöyle gidelim. Rica ederim. Bir kere huyunu suyunu öğrendikten sonra aslında Almanlar çok dost canlısı insanlar. İyi günler. Ben bir fincan çay içmek istiyorum. Sen de çay ister misin? Yoksa sana iyi pişmiş bir et mi söyleyeyim? Viski. Ben bir bardak viski ve soda alayım. Viski ve soda. Büyük olsun. Ve bir de demlik. Bir dakika lütfen. Bunu kullanabilir misiniz? Heram'ın bitki çayı. 1 milyon Meksikalı bunu içiyormuş. Mide ağrılarını geçireceğine ve sinirleri rahatlatacağına garanti veriyor. Denemeyeceğine emin misin? Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Pekala, mide senin miden. İçine ne gireceğine sen karar verirsin. Bir dakika. Zencefilli çörek. Bunları bir tabağa koyar mısınız? Ve çaya koyduğunuz suyun kaynar olmasına çok dikkat edin lütfen. Elbette madam. Tamam. 1 milyon Meksikalı'nın bunu içmesi beni ilgilendirmiyor ama çayı çok güzel yaptığını kabul etmeliyim. Bu arada benim adım Freud. Freud mu dediniz? Hayır, Freud. Freud değil, Freud. Affedersiniz, sizi duyamıyorum. Freud. Toylak kafiyeli. Freud. Ben mürebbiye ve müzik öğretmeniyim. Bavyera'da unutulmayacak 4 sene geçirdim. Şimdi de İngiltere'ye dönüyorum. Brighton aslında, evim orada. Aslına bakarsanız sahile oldukça yakın. General Van Ryder'la çalıştım. Çok etkileyici. Çok iyi bir adamdı. Bu da çocukları. Onlardan ayrılmayı istemezdim. Ama işlerin geldiği nokta benim artık eve dönmemi gerektirdi. Benim için çok üzücü oldu. Şatoda beraber harika günler geçirmiştik. 24 saat hizmet vardı. 5 tane de bahçe vardı. Sahi mi? Harika bir odam vardı. Fotoğrafını göstereyim çok mi? Çok isterim. İşte burası. Benimki burada, Kuzey Kulesi'nin üstünde. Tavan baştan sona maviydi. Tıpkı tavus kuşu tüyleri gibi altın çizgiler vardı. Ve beklenmedik yerde aynalar. Teşekkür ederim. Öğle yemeği için 2 kişilik yer ayırır mısınız? Tabii bayan. Yemekte bana katılır mıydın? Hala yaşıyor olursam tabii. Peki. İçelim hadi, tanışmamızın şerefine. Yerimiz ilk salondan olursa memnun olurum. Elbette madem. Güzel. Teşekkür ederim. Bu çok tartışılacak bir şey. Buna katılmıyorum. Adam dışarıda değildi. Hakem hata yapsaydı karşı çıkmaya devam ederdi. Üzgünüm dostum, ben anlamıyorum şundan. Dur da sana göstereyim. Ben her şeyi gördüm. Pekala. Hatun kalenin önünde duruyor. Burada da hakem var. Konstantin de burada. Kalenin etrafında da Stenmeyer, Hedley, Stili ve Cameron. Olamaz. Şeker getirmemiş. Şimdi Konstantin topla geliyor olsun. Bu arada sağ tarafında da ışık var, tamam mı? Konstantin topla gidiyor. Bana şekeri uzatır mısınız? Anlayamadım. Şekeri istemiştim. Elbette bayan, tabii. Şekeri uzatabilecek kadar naziksinizdir herhalde. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi, hemen gitmeliyiz. Tamam. Şşş.
Affedersiniz. Ben de biraz kestirsem iyi olacak. Bu çok iyi bir fikir. Üzerini de şu kürkünle örtelim. Bu ne güzel bir şey böyle. Evet, yumuşaktır. İşte oldu. Yanında hemşirelik yaptığım biri sincap kürkünden bana bir ceket vermişti. Ama ne yazık ki sürekli bisikletimin tekerlerine takılıp duruyordu. Şimdi biraz uyu bakalım. Öğle yemeği vakti geldiğinde seni uyandırırım. Teşekkür ederim.